Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben ne yapacağım? Ben buraya unumu hazırladım arkadaşlar. Şerbetli lokma yapacağım. Lokma tatlısı. Buraya 3 su bardağı unumu hazırladım. Şimdi suyumu hazırlayayım şöyle. Bardak ölçümüne birlikte malzemelerimi katacağım arkadaşlar. Şöyle mayam var. Mayamı atacağım. Şöyle yemek kaşığı şekerim var. Bir tutam da tuzum var. Fazla bir malzemem yok arkadaşlar. Çırpacak yardımıyla kıvam aldırana kadar çırpacağım. Şerbetimi orada kaynattım. Biraz soğusun diye onu soğuk şerbete atacağım. O yüzden oraya soğusun diye koydum. Şerbetimi de 2 su bardağı şekere 2,5 su bardağı su kattım. O şekilde yaptım. Çünkü sıcak şerbete atmayacağım için biraz erken kaynattım onun şerbetini. Şimdi hamuruna geçeceğim. Şöyle şu kıvamda. Çırpacağımla iyice hamuru, bunun biliyorsunuzdur, biraz cıvık oluyor. Kolumu biraz şey yapayım, topak olmaması için hamurumu iyice çırpayım şöyle. Çıtır çıtır bir lokma tatlısı yapmak istiyorum, inşallah olur. Hamurumun özleşmesi için iyice çırpayım şöyle. Bu arada ateşimi de, yağımı koydum tavama. Şu şekilde. Ben hamurumu çırpana kadar biraz ısınsın. Çok harlı ateşte yapmayacağız. Birden kızarmasın, içi hamur kalmasın diye. Kısık ateşte. Hamurumun kıvamı bu şekilde olacak. Göz göz oldu. Hamurum iyice özleşti. Yağımı ısınana kadar biraz daha çırpacağım şöyle. Bu şekilde yeterli olur. Şimdi bir küçük kaseme yağ alacağım. Kaşığımı yağlamak için, hamurumu tutmaması için kaşığa. Kaşığım şöyle küçük tatlı kaşığıyla, lokmaların fazla iri olmaması için. Kaşığımı önce şöyle yağlayalım. Şöyle. Ellerim temiz bu arada arkadaşlar. Şimdi ellerimle gireceğim. O yüzden şöyle kaşımın ucuyla yağım biraz ısındı arkadaşlar. Şimdi şöyle şu şekilde yağımın içine atacağım.
Hepsini bu şekilde. Kaşığımı yağlayacağım her defasında. Hamurum tutmaması için. Şurada yağımı hemen kaşığımı batırayım. Avucumun ortasıyla küçük lokmaları şöyle sıkıyorum. Bu şekilde. Orada soğum piştikten sonra soğumuş olan şerbetimi atacağım. Bunları böyle kızarsın. Kısık bir ateşte içini çeke çeke. Harlı ateşte yaparsak içleri pişmez. Kızarmaya başladıkça şişmeye de başladı, kabarıyor. Güzel nar gibi kızarması için şerbetim de burada. Soğumuş bu da. Bunu biraz erken kaynattım şerbetini. Kızarmış olanların bu tabağıma çıkartacağım. Arkadaşlar bir postayı çıkarttım. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Bu şekilde. İkincide yaptıklarım daha güzel olmaya başladı. Yaptığımda yağım biraz herhalde iyice şey olmadıydı. Şimdikiler daha güzel oluyor. Bu şekilde. Hepsini devam edeceğim. Yaptığımın yağı iyice ısınmadıydı herhalde. Biraz şey oldu. Gene güzel oldu ama ikinciler kadar değil. Bu şekilde. Tuzlusunu yapıyoruz. Bugün de tatlısını yapalım. Bakayım tatlı lokmasını.
varlak olması için şöyle avucumdan çıkarmam için şöyle şu şekilde yapıyorum. Ama sürekli işte kaşığınızı yağlayacaksınız. Yoksa hamur tutuyor kaşığı. Şu kalanlarda su varsa tavama iyi olacak. Artık kolumda kazan da battı. Kısık ateşte böyle yavaş yavaş hem kabarıyor hem güzel çıtır olması için güzel kızarıyor arkadaşlar. O yüzden harlı ateş yapmıyorum. Biraz içini çektikten sonra altını böyle açacağım. Şu kalan hamurlarımı da bitireyim. Bu şekilde. Az kaldı ya, artık top yapmama biraz şey oluyor. Bir tane daha yapayım. Tamamdır arkadaşlar. Gerisini şimdi şerbetimi atacağım. Şu kalan hamurumu da şöyle yapabilirsem şu şekilde. Tamamdır. Kaşığı yağlamadığım için uzadı. Elimi yıkayacağım şimdi arkadaşlar artık. Şuraları kameranın önünü toparlayacağım. Şimdi şerbetimi önceki yaptıklarım biraz soğudu. Soğuduğu için 2-3 dakika şerbette bekleteceğim. İçine çekmesi için. Onlar kızarana kadar bu şerbetim de biraz dursun. Bu şekilde arkadaşlar. Bunlar da böyle bu şekilde kızarıyor. Lokma tatlıları şöyle şu şekilde kızaracak, daha biraz daha beklemesi lazım. Böyle. Kızarsınlar iyice.
nerede şerbetinde. Bu kızarana kadar bekleteceğim onu da şerbette. Şu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi çıkartıyorum artık tatlılarımı şu şekilde. Şunu ayırayım, ben düştü. Bu şekilde benim yapmış olduğum tatlılar arkadaşlar. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Burada biraz daha dursun. Sizlere afiyet olsun. Arkadaşlar beni desteklerseniz beni memnun edersiniz. Kanalımda kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.